Selamünaleyküm. İlk vlog videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Birincisi telefon kötü. Telefonla çekmem lazım. Video kamerayla çekemezdim. Ve arka kamerasıyla çekiyorum daha iyi olsun diye. O yüzden umarım düzgün çekiyordur. Kesinlikle çok sallanacağından eminim. Bugün dışarıda biraz işim var. Ablama bir hediye almaya gidiyorum. Ondan sonra da arkadaşlarla bugün animasyon dersimiz var. Onları çekeceğim inşallah. Hemen markete giriyorum. Şimdi marketten çıktım. Çok kameraya bakamıyorum. Etrafa bakıyorum. Evime gelince bakmaya çalışırım. Bu vlogda hem işte bugün neler yaptığımı gösteririm. Ama ondan ziyade çünkü beni tanımanız için bir vlog olacak. Çünkü çok fazla takipçi arttı bir anda. Özellikle Instagram'da. Beni tanımayan çok kişi var. Çok soru geliyor. Ve o yüzden de şöyle bir şey yaptım. Instagram'da hikayemde bir şey paylaştım. Dedim ki bana merak ettiklerinizi sorun. Ben de bu vlogda onları cevaplayayım dedim. Videonun sonlarına doğru inşallah cevaplayacağım. Allah! Ses var. Bir dakika. Ulan var ya. Evet, öyle bir video yapmayı düşünüyorum. Onun dışında şimdi dediğim gibi ablama hediye almaya gidiyorum. Bir AVM'ye gideceğim. Oradan da animasyon dersimiz var. Ona geçeceğim. Şimdilik görüşürüz. Ben karar değiştirdim. Videoların aralarında böyle cevaplayayım sorularınızı. Yürüdüğüm için birazcık nefes nefeseyim. Birazcık da koştum. Hakkınızı helal edin. Şimdi bir soru gelmiş. Herkes sormuştur da bunu. Yaş kaç diye. 15 yaşındayım. Herkes büyük sanıyor beni ama okulu da hemen söyleyeyim bunu söylemişken. Normalde 10. sınıfım lise 2. Ben açık lisedeydim Düzde. Açık İmam Hatip'e geçtim. O yüzden yıl kaybım var. O yüzden şu anda Açık İmam Hatip'te 9. sınıfım. Açık liseyi bilmeyenler var. Okula gitmiyorum arkadaşlar. Sadece İmam Hatip olduğu için cumartesi günü gidiyorum. Yarım gün bir ders oluyor. Kur'an ve Arapça. O şekilde sınavlar da online oluyor. O şekilde. Şimdi şöyle. Dijital davet birazcık zorunlu şu anda olduğumuz dönemde. Çünkü yani hani bizim savunduğumuz bir dava var. Bunu insanlara bir şekilde anlatmamız gerekiyor. İşte dışarı çıkıp anlatsan dinlemiyorlar. Yani yine şu anda onda bir sıkıntı yok. Dinleyenler oluyor da video çeksen işte oturup bir konuyu anlatsan sohbet tarzı hiçbir genç maalesef artık açıkta bir sohbet izlemiyor. O yüzden hani düşünüyoruz madem onlar bizim yaptığımız yere bakmıyor biz de onların baktığı yere geçip onlara bir şekilde bunları ulaştırmamız gerekiyor. O yüzden dijital davet önemli diye düşünüyorum. Elimden geleni de yapıyorum. Yine bahsedeceğim ara sıra da bazı projelerimiz var. İnşallah duanızı bizden eksik etmeyin. AVM'den çıktım. Yani alacağımı aldım. Yanımda annem vardı o yüzden çok aşırı orada çekemedim. Bir iki soruyu yanıtladım. Şimdi gelelim bir soruya daha. Peygamberimizi görseydim ona ne sorardın diye sormuş arkadaş. Belki görmüşsünüzdür birkaç hafta önce, belki birkaç ay önce bir arkadaşa sormuşlardı bunu. Instagram'da bayağı izlenmişti bu video. Orada şey demişti, yani hiçbir şey soramazdım çünkü zaten Peygamber Efendimiz her şeyi açık bir şekilde anlatıp gitmiş. Yani bir şey sorduğumuzda şöyle bir cevap aldığınızı düşünün. Ben bunu zaten anlatmıştım, açıklamıştım gibisinden
Yani kafamıza takılan bir şey varsa bu bizim araştırmamamızdan, yoksa hani Peygamber Efendimizin anlatmamasından değil tabii ki de yani. O yüzden bir şey soramazdım herhalde. Şu soruya cevap verelim. Öncelikle çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan herhangi bir soru vesaire olursa benim DM kutum açık. Oradan mesaj atabilirsiniz, konuşuruz. Halletmeye çalışırız inşallah. Animasyon dersine gideceğim birazdan. Bir de namaz kılacağım ondan önce. O zamana kadar şöyle bir tur daha atayım. Birkaç soru daha cevaplayalım. Dediğim gibi bu vlog daha çok soru cevap tarzı olacak. Hemen diğer soruya geçelim. Şöyle bu sayfayı açmaya nasıl karar verdim? Aslında benim bundan önce daha küçükken, 3 yıl önce falan başka bir kanal vardı. Orada çok küçüktüm dediğim gibi. Hani anlatacak da pek bir şeyim yoktu. İstiyordum ama nasıl diyeyim, çok daha yaşım küçük olduğu için o zamanlar anlatacağım şeyi bilmiyordum. Yani yetersizdi. Şu anda da yetersiz ama en azından okuyup araştırıyorum. Anlatabildim, anlatıyorum. Biliyorum, çalışıyorum yani en azından. Konuşamadım da, hava buz gibi. İşte sonra İslam'ı daha çok araştırıp öğrenmeye çalıştıkça bunun başkalarına da anlatmamız gerektiği bilinci oluştu. Nasıl anlatabilirim, ne yapabilirim? Düşüne düşüne, büyüklere danışarak sosyal medya en çok hem kafama yattı hem de gerçekten işe yaradığını gördüm. Bunu da zaten birkaç soru önce birazcık detaylı bahsetmiştim. O yüzden bu kadar yeter. Bir soru daha vardı. Ailem Müslüman bir aile. Hani o yüzden doğduğumdan beri Allah'a şükür Müslümanım. Ama bizim bir röportajımız vardı hatırlarsanız. Eğer izlemediyseniz kanaldan bulabilirsiniz. Şimdi hepimiz doğuştan Müslümanız. Değilsek de işte ne diyorum, Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. İşte bu böyle olmuyor. Hani ben de hep böyle yaşadım. Tabii ki de ailem biraz bilinçliler Allah'a şükür yani. Ama kendim araştırmaya başladım. Ne zamandan beri diyeyim? Belki bir yıldır daha çok araştırmaya başladım. Ve gerçekten taklidi imandan tahkiki imana geçmek gerekiyor. O yüzden doğuştan Müslüman olmak olmuyor. Yetersiz kalıyor. Araştırıp sorgulayıp kanıtlarıyla öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. O yolda da ilerlemeye çalışıyorum. Sen bir eğitim aldın mı? Şöyle çok az bir süre Arapça eğitimi aldım. Yani şöyle gramer açısından az bir süre aldım. Yoksa Arapçam konuşma ve anlama açısından iyi. Yani tek başıma yaşayabilecek düzeyde konuşup anlayabiliyorum. Ama gramerim zayıf. Onun için sadece çok az bir süre MDS'ye gitmiştim Arapça öğrenmek için. Onun dışında almadım. Hep kendim işte araştırıyorum. Sohbetler, videolar izliyorum. Kitaplar okuyorum. Şu soruya bakacak olursak da, şimdi şöyle 3 neden var bence. Yani birincisi ailenin eğitimiyle alakalı. Aile ne kadar iyi eğitirse, yani tohumu güzel yerleştirirse inşallah o devamı gelir. Ama ikinci olarak çok önemli. Bence okul işi bitiriyor arkadaşlar. Yani okula gittiği için, çünkü üçüncü noktayı da söyleyeyim sonra buraya bağlayayım. Üçüncü nokta da bence arkadaş. Yani aile, okul ve arkadaş. Okulla arkadaş aslında aynı gibi gözüküyor yani. Öyle sayılır. Çünkü okulda arkadaşlarından nedenli, hem de eğitimden dolayı da aslında. Şimdi okulda 12 yıl, bakın 12 yıl inanılmaz bir süre. Gerçekten inanılmaz bir süre. 12 yılda ne bir yabancı dil. Yani İngilizce öğretiyorlar sözde. Gerçekten bir şey yok orada öğrettikleri. 12 yılda ne bir dil ya. O bir dille yarım yamalak kaç dil öğrenirsin? Onun dışında ahlak eğer varsa da zaten gidiyor okulda yani. Kendinizi korumanız çok zor. Okul hem zaman kaybı hem hiçbir şey öğretilmiyor gerçekten. Hani belki matematik falan diyeceksiniz şimdi, tamam onlar öğretiliyor da
aldığı şeyler verdiği şeyden çok olunca ve aldığı şeyler verdiği şeylerden daha önemli olduğu için okul gerçekten çok büyük sıkıntı diye görüyorum. Bu yüzden de okula gitmiyorum, açıktan okuyorum. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki de yani özellikle yeter ya. Özellikle mesela şu anda atıyorum namaz kılan, ibadetlerini yapan bir insan var diyelim mesela. Bunun arkadaşları böyle olmayınca belki söylemeye bile çekiniyor. Onların yanındayken namaz kılamıyor. Yani bu birazcık imanımızın zayıflığından oluyor ama aslında tam tersi olması lazım. Bizim onları yönlendirmemiz lazım. Ama arkadaş çevre gerçekten çok sıkıntı. Yavaştan içeri geçmem lazım. Namazı kılacağım, ders başlayacak. Dersten de belki ufak ufak çekebilirim. Bilmiyorum, hoca bir şey demez herhalde. Hemen şuna geçerken bir cevap vereyim. 15 yaşındayım, zaten söylemiştim. Önerebileceğim kitap, en son şeyi bitirdim. Daha yeni bitirdim hatta. Mevdudi'nin İslam'a giriş kitabı. Gerçekten her şeyi çok güzel özetlemiş yani İslam'ı. Çok da hafif bir dili var. Yani büyüğünden küçüğüne herkes okusun. Kesinlikle okuyun yani. Bayılacağınıza eminim. Aklınızdaki sorulara bile cevap vereceğine eminim. Ben çok sevdim. Çok hızlı bitirdim. Bayağı beğendim kitabı. O yüzden Mevdudi'nin İslam'a girişini önerebilirim. Abi ben şimdi içeri giriyorum da herkes bana bakıyor var ya. Çünkü hiç böyle mal gibi telefonla konuşuyormuşum gibi gözüküyor. İlginç. Buna alışmak lazım. Neyse, hadi ben giriyorum içeri. Bir de şu yan tarafı, şu X'i seçip, onu seçip. Tabii X'i açık, tamam, hepsini seçip. Yan tarafı. Modelleme ders. Hadi görüşürüz. Evet, şimdi dersten çıktım da eve gidiyorum hemen. Biraz karanlık tam gözükmeyebilirim ama birkaç soru daha en azından cevaplamaya çalışayım. İlahiyat milahiyat okumuyorum çünkü daha lisedeyim. Onun dışında medrese eğitimi dediğim gibi çok kısa bir şey aldım. Ama sayılmaz yani. Arapçanın gramerine sadece temel bir giriş oldu. Onun dışında Ankara'da oturuyorum. Gerisi bana kalsın. Şimdi yol kenarındayım, bilmiyorum. Sesim ne kadar gelir de. Arabalar geldiğinde susmaya çalışırım. Öncelikle doğma büyüme Ankaralıyım. Şuradaki soru için nerelisin diye sorun arkadaş. Doğma büyüme Ankara ama bir dere tarafından bayağı ama ileriden. Bir Bulgaristan göçmenliği var. Ama Ankara diyebiliriz yani. Şuradaki sorumuza bakacak olursak ona da nasıl diyeyim. Şimdi yaşıtlarım veya işte herhangi birisi dinimizi tam anlamıyla bilmediğinden ve hani imanın tadına varamadığında istediği her şeyi yapıyor. Ki şöyle bir şey var. Ben de istediğim çoğu şeyi yapıyorum yani. Çünkü helal dairesi oldukça geniş. Hani beni öyle engellemiyor. Yani en azından araştırırsanız bunu siz de göreceksiniz. O yüzden zaten insan imanı tattıktan sonra arabalar bir geçsin. İmanın tadına vardıktan sonra yani gerçekten dünyaya bakış açısı değişiyor. Yani bunu fark edeceksiniz siz de. O yüzden kendimizi hem iman açısından hem ibadetlerimiz açısından ne kadar yetiştirirsek hem bu hayattan o kadar tad alacağız. Çünkü ayet var. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bunu yaşayacaksınız. Hem dünyanız hem ahiretinizi gerçekten çok güzel bir şekilde yaşayacaksınız. Ama biraz bunun için çaba gerekiyor. Yani birazcık bedel ödemek gerekiyor. Bu bedellere katlanırsak, katlanmalıyız. Gerisi güzel olacak inşallah. Ama ne olursa olsun umudumuzu kaybetmiyoruz. Sıradaki sorumuza geçelim. Kardeşim ne yapmış olursan ol. Yani ne yaşamış olursan ol. Kaç kere yapmış olursan ol. Tövbeden asla vazgeçemezsin. Çünkü hani şöyle de düşün. Diyelim ki diyorsun artık Allah beni yani tövbemi kabul etmez.
ne yapacaksın ki yani? Başka gidecek bir kapın var mı gerçekten? Yani onun dışında benim bir tövbe videom vardı. Onu izleyebilirsin. Birazcık aşağılara doğru in sayfama girip orada görürsün. Onu izle inşallah. Onun dışında da biraz araştırma yap. Ki ayet var. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَقُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Rabbimiz diyor ki, kendi nefislerine zulmeden kullarıma söyle, benim rahmetimden umutlarını kesmesinler diyor. Bu şekilde. Ama videomu lütfen kesinlikle izle. Onun dışında bir sorun olursa, herkes için diyorum, DM'den bana ulaşabilirsiniz. Dolmuş geliyor. Evet. Selamünaleyküm. Şeyin içine, binanın içine Allah'ım yarabbim suyu koymuşlar. Öyle bir ses yapıyor ki. Bir de biz sıfırda oturuyoruz. Oo gençler. Görüşürüz. Durun devam edeceğiz. Evet, orada biriyle karşılaştım da o yüzden videoyu kapattım. Şimdi yavaştan Cuma'ya gideceğiz. Ben hep yavaştan diyorum da ben çok hızlı yürüyorum maalesef. Yavaş yürüyemiyorum. Neyse belki tur atarım. Biraz var Cuma'ya çünkü. Bu arada arabalara da başlayacağım. Dün yetişmedi bütün sorular. Çok fazla soru geldi. O yüzden ertesi güne geçtik. Şimdi bugün Cuma. Siz büyük ihtimal bunu Cuma günü izlemeyeceksiniz ama yine de hayırlı cumalar diyelim. Şimdi hemen sorumuza bakalım ve cevaplamaya devam edelim. Evet, hayat nasıl diye sormuş bir arkadaş. Çok şükür ya. Bir sıkıntımız yok. Yani sıkıntı yok ama bir derdimiz var. Ama sıkıntımız yok Allah'a şükür. Hayat iyi gidiyor. Ben videoyu kapatıp duruyorum çünkü sorulara bakmam gerekiyor. Aklımda tutamıyorum. O yüzden hemen kapatıyorum. Şimdi şurada iki soru var. İkisine aynı anda cevap vereceğim. Dediğim gibi söylemiştim dün. Aslında size göre az önce. Zaten ailem Müslüman bir aile olduğu için o şekilde yaşıyordum. Ama daha çok araştırmaya 14 yaşımda falan başladım. Düzenli ibadete de, yani hangi ibadete? Oruç küçüklüğümden beri, herhalde 9 yaşımdan beri veya 8 yaşımdan beri Ramazan orucunu full tuttum. Ama namaz hiç kaçırmadan, yani hiç kaçırmadan derken düzenli olarak 5 vakit hep, belki 12 yaşımdan beri falan diyeyim. O şekilde hemen diğer sorumuz. Az önceki şeye benziyor soru. Kaç yaşında Allah'ı tanıdın? Aynı, o yüzden bir daha tekrarlamayacağım. Ama marifetullah yani gerçekten önemli bir şey bayağı. Ve onu kendi başıma araştırmaya, daha yeni yeni araştırmaya başladım diyebilirim. Belki birkaç aydır ama çok ciddi önemli bir konu olduğunu ve geç kaldığımızı anladım. O yüzden herkes marifetullah dersleri bulup, kitapları bulup Allah'ı tanımayla alakalı araştırma yapmak zorunda diye düşünüyorum. Faydasını da göreceksiniz. Diğer sorumuz, şuradaki sorumuz. Meslek olarak açık imam hatip okuyorum. Ama şu anda hali hazırda çalışıyorum. Nasıl çalışıyorum? Bilgisayardan freelancer olarak, yani serbest çalışıyorum. İşte Photoshop'ta video düzenlemeydi, işler alıyorum. Afiş tasarımı, kart vizit vesaire. Ürün çekimi. O yüzden bunu da buradan söyleyeyim. Öyle bir işiniz olursa veya tanıdığınız, özellikle ürün çekimi, bana yönlendirebilirsiniz. Meslek olarak da bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Öyle. En son okuduğum kitap, söylemiştim dün az önce. İslam'a giriş Mevdudi'nin, hemen şuraya koyalım. Mevdudi'nin İslam'a giriş kitabı. Şu var ya. Şu soru için de şöyle. Aslında bir soru daha vardı. Onu da şuraya koyalım. Şu ikisine aynı anda cevap vermiş olayım. En büyük hayalim, şöyle bir hayalim var aslında. Söyleyip söylememekte biraz kararsızdım ama
söyleyeyim madem. Bir yer açıp hani artık büyüklüğü vesaire detaylarını bilmiyorum. Orada gençlere hem İslami ilimler alabilecekleri, yani işte Kur'an, Arapça, ondan sonra işte İslami diğer ilimler, fıkıhtı, siyerdi vesaire. Aynı zamanda da şu anda benim yaptığım gibi isteğini YouTube üzerine yetiştireceğiz. İsteğini Photoshop, isteğini işte After Effects, Blender, 3 boyutlu animasyonlar, oyunlar. Bu şekilde aynı zamanda buradan yetiştirebileceğimiz ve yeteneklerine göre ayıracağımız. Ondan sonra da belli bir seviyeye geldikten sonra onları meslek olarak bu işi yaptırabilmeyi, yani hani ben mesela şu anda para kazanmaya başladım, kazanıyorum bilgisayar üzerinden. Onlara aynı şekilde biraz yerledikten sonra buradan para kazanmayı öğretmeyi hedefliyorum. Aynı zamanda da diğer ilimleri alacakları için İslam'a, öğrendikleri programlarla İslam hizmet etmelerini istiyorum. Kendim de bunun için çabalıyorum. Güzel projelerimiz var. Ben hep çoğul konuşuyorum. Projelerim var. Çünkü bir ekibim olmasını istiyorum. Yok maalesef ama olur inşallah. Dua edin. Projeler var. Biraz imkan, ekip ve ekipmanımız eksik. Dua edin. Uğraşıyoruz inşallah. Olacak hepsi. Bu şekilde ikisine de cevap vermiş oldum. Hemen geçelim. Evet, hayatımda iyi ki yapmışım dediğim bir şey. Zor bir soru. İki şey söyleyeceğim ben bunun için. Birincisi, ne olursa olsun her gün, ama her gün Kur'an okuyorum, ezberliyorum. O yüzden bu kesinlikle iyi ki yapmışım ve yapmaya devam ediyorum. Bunun faydası çok inanılmaz. İkincisi de iyi ki dijitalde bir işler yapmaya çalışıyorum Allah için. Yani dijital davet diyebilirim. İyi ki bunu da yapmışım ve yapmaya devam ediyorum. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Yavaştan camiye geçmem lazım. Hem dondum. Gerçekten dondum. Belki yüzümden belli oluyordur ve elim çok kötü durumda. Ama hemen geçerken birkaç soruya daha cevap verelim. Röportaj sormuş arkadaş. Röportaj çok istiyoruz. Birkaç projemiz var onunla alakalı da. Hatta birisi bir şey daha sormuştu. Onu da şuraya koyalım. Ona da cevap vermiş olayım. Burada yazdığı gibi birkaç planımız var. Buna benzer şeyler de var. Ama ekipmanımız yok. Yani gerçekten yok. O yüzden yapamıyoruz röportaj. O önceden yaptığımız röportajda ödünç ekipman almıştık. Onunla yapmıştık. O yüzden ekipman gerekiyor. Yani sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Röportaj gelecek. İnşallah. Şimdi şu olay şöyle. Ben kendime uzun saçı yakıştırıyorum. Daha doğrusu kısa saçı hiç yakıştırmıyorum. Tabii aynı zamanda sünnet yani de. Yani şöyle bir şey, ama bunu yeni öğrenmiştim. Hani erkek olduğun tam belli olmadan, yani işte sakallı bıyıklı olmadan saç uzatmanın caiz olmadığını öğrendim. Bu yüzden kestim saçımı. Hala biraz uzun diyenler var ama elimden bu geliyor. Yine eski haline göre bayağı kestirdim yani. O şekilde o da. Evet, namaz okunuyor. O yüzden geçiyoruz. Dönüşte de biraz çekelim. Biraz ısınmaya ihtiyacım var. Hemen geçelim. Çok fazla soru gelmiş bu arada. Hepinizden Allah razı olsun. Video çok uzun olacak gibi gözüküyor. O yüzden ikiye bölebiliriz. Ben onu size haber veririm. Ben kaçtım. Dondum. Evet, şimdi şöyle. YouTube'daki hedefim şu anda yaptıklarımın daha kalitelisini ve daha iyisini yapmak. Ama asıl başka bir hedefim var. Şu anda animasyonda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hedefim hadislerle alakalı animasyonlar, sahabe hayatlarını anlatan animasyonlar vesaire yapmayı hedefliyorum.
kendimi de geliştirmeye çalışıyorum şu anda bununla alakalı. Ama tek başıma dediğim gibi çok zor. Ve ekipmanım, bilgisayarım yetersiz. O yüzden hem ekip hem ekipmana ihtiyacım var. Abi ben en son ne dediğimi hatırlamıyorum. YouTube'la alakalı bir soruyu cevaplıyordum. Nasıl bitirdim hatırlamıyorum. Çünkü tanıdık biri geldi yine, onunla konuştuk. Biraz zaman geçti aradan. Dediğim gibi öyle animasyon üzerine ilerlemeyi düşünüyorum. Onlarla alakalı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Kısa filmler, filmler falan. Bunlar biraz vakit istiyor. Aynı zamanda şunu da danışayım. Şimdi bunlar için benim iki şeye ihtiyacım var. Bir, ekipman. İki, ekip. Ekip işini bir şekilde hallederim. Ama ekipman işine, yani dediğim gibi biraz maddiyat lazım. Sponsor tarzı bir şey. Bu konuda bana fikir verirseniz sevinirim. Ne yapmamı önerirsiniz? Sponsor mu bulmalıyım? Başka bir şey mi yapmalıyım? Bana bir fikir verin. Gerek yorumlardan, gerek Instagram DM'den. Bu şekilde sanırım bütün soruları da cevapladım. Videoyu kapatayım. Bayağı da uzun bir video olacak sanırım. İnşallah bu tür videoların devamı gelir. Sizin de ilginize göre. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Selametle.